yıllarca ünlü mega yat, tekne ve yelkenlilerin satışa sunulduğu ve deniz tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği Monaco Yat Fuarı, ziyaretçilerini yine lüksün doruklarında bir gezintiye çıkardı. Türk firmalarının da yoğun ilgi gösterdiği fuara GİSBİR Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Mengi, GİSBİR Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Nurettin Çalışkan, Dış İlişkiler Komisyonu üyesi İbrahim Karataş ve GİSBİR basın danışmanı Cüneyt Yalınkılıç da katıldı. Türkiye'nin en eski ve köklü yat üreticilerinden biri olan Mengi Yayyatçılığın Yönetim Kurulu Başkanı ve GİSBİR Yönetim Kurulu üyesi olan Hüseyin Mengi, fuara katılan Türk firmalarının mutlu ayrıldıklarını söylüyor. Türkiye'den çok katılımcı arkadaşlarımız vardı. Daha önceden 1-2 tane katılımcı varken bugün artık bir elin parmaklarını geçmiş, iki elin parmaklarına yaklaşmış derecede ona yakın bir katılımcı arkadaşımız var. Onlara sorduğumuzda gayet güzel bir ziyaretçi kitlesiyle karşılaşmışlar. Müşteri bazında da gayet mutlular. Umarım geri dönüşleri olur. Biz buraya geldiğimizde yatçılık olarak gelişmesine baktık. Şunu gördük, tekne boyları artık gitgide uzuyor ve büyüyor. Bu da gelecekte Türkiye'de mega yat anlamında iyi bir pazar oluşması demek. Bunu da döndüğümüz zaman meslektaşlarımızla paylaşacağız. Ciddi derecede büyük boylar artık insanlar gidiyor. Ki burası da Monaco Boat Show, biliyorsunuz ki dünyanın mega yat anlamında en iyi fuarlardan bir tanesi. İleri yönelik iyi olacağını düşünüyoruz Türkiye'de gelecekte. Hüseyin Mengi, yat sektörü için geçtiğimiz senelere göre çok daha verimli bir fuar olduğunu söyledi. Ben aşağı yukarı 15 senedir bu fuarı ziyaret ediyorum. Tabii ki ilk geldiğimize göre çok ilerlemiş durumda. Özellikle 2008 krizi, 2009, 2010, 2011'e göre çok daha ilerlemiş durumda. İnsanlar buraya daha çok şov amaçlı geliyor. Dünyanın en ünlü brokerları burada kendini sergiliyor, dizaynları kendini sergiliyor. Onlara da sorduğumuzda artık şunu konuşabiliyorlar. Yeni, yani 2020-2022'ye gün konuşabiliyorlar. Dizaynerlar da yeni bir teknelerin artık tasarımlarını bitirmiş, yeni müşterilerle konuşacak duruma gelmişler. Ben geçen seneye göre daha iyi olduğunu düşünüyorum. Mengi, Monaco Fuarı'nın en büyük avantajının Türkiye'deki fuarların aksine yerinin ve zamanının yıllardır değişmemesini gösterdi. Burası hiçbir zaman için krizde bile kendine göre düşmüş olmasına rağmen diğer fuarlara göre çok düşmüş bir fuar değil. Cenova mesela en son duyduğumuza göre yeni yeni kendini toparlıyor. Cannes biraz daha iyiye gidiyor ama Monaco hiçbir zaman için kendi içinde düşmesinden ziyade diğerine göre çok düşük bir fuar değildi zaten. Türkiye'ye göre kıyasladığımızda buranın en büyük artısı şu, Türkiye'ye göre her zaman için fuar yeri değişmiyor ve fuar her zaman için Eylül'ün sonu ya da Ekim başında oluyor. Bu değişmiyor yani uluslararası alanda. Bizim Türkiye'de en büyük sıkıntımız bu, fuarların yerinin ve zamanının değişmesi. Ona dikkat edersek ve oturtturursak fuarlarımızı karada ve denizde olarak iyi olacağını düşünüyorum ama burası dünyanın hiçbir yerine göre, belki Miami'de aynı şekilde, Fort Lauderdale'de aynı şekilde değişmeyen fuarlardan, Düsseldorf'ta ilk 10 fuarın içinde birinci ve ikinci sırada sayabiliriz burasını.